Eski tüfekler var ya, hepsinin evet. Böyle sesleri çalsın, şarkılarını şimdi dinlediğin zaman. Genç kardeşlerim biliyorlar arabaya, bazen uzun yol yapıyoruz. Setlerden genç kardeşlerim biliyor. Aa, bu parçayı biliyorum diyor. Aa, bu parçayı biliyorum diyor ve inanın ben söylemiş kadar mutlu oluyorum. Tabii. Demek ki hala İsimlerine varıncaya kadar onlarla neden biliyor musun? Evet. Karakteristik seslerimiz vardır bizim. Evet. Yani dinlediğin zaman Coşkun Demir, Atilla Atasoy. Aa, canım ya, evet. Onda da tanıştık. Nur Yoldaş, başka kim var? Asum Aralman, Sevda Karaca, Tülay evet. Özer, Zerrin Özer bunlar. Evet. Zerrin bizden bir sonraki kuşaktır. Evet. Ama bizim bu kuşaktaki sanatçıların dinle birebir seslerini hemen şu isimleriyle söylersin. Kesinlikle öyle. Değil mi? Allah'ını seversin. Yani. Fanatikleri var. Belli oluyor, yani evet. Bunlar gerçekten ayrı bir özellik taşıyan seslerdi. Şu anda yani 40-45 yaş üzerinde fanatikleri var hepsinin. Şimdi Sinan abicim, aslında Ersan abi seni sıkıştırmaya çalıştı da orada düşmedin ortaya. Evi tutarken ne için tuttun falan diye konuştu da onu... Ev değil, dükkan tutuldu. Ama, ev tutulmadı. Ama söyledim. Ama amaç farklıydı da sıkıştırmaya çalıştı. İzleyenler var diye. Bir de şeyin Ersan abinin Aladdin parçası var. Neyi pardon? Ersan abinin parçası var. Kaçamak sürekli olmaz diye. Acılar sürekli olmaz. Acılar sürekli olmaz. Dur sen de hayret bir şey yani. Değiştiriyor parçaları hocam. Kutlara bulaşıyor. Ev tutuyor. Kaçamak sürekli olmaz. Ben dinliyorum. Çok fena. Hatta sonu muhabiri gibi bu adam. Aynen hocam. Çok fena. Ben de dinliyorum. O şarkıcı diyorum. Şarkısını söyleyen düşmez. Ben dinleyicisiyim. Hiç düşmem o tufaya. Ya ben düştüm burada. Ben düştüm. Ama Fransa'dan sırf sizin için buraya geldiler. Öyle mi? Buraya geldiler. Sırf ay ne kadar güzel. Program var diye uçakla dün geldiler. Bugün konuk olarak geldiler. Burada bizi izliyorlar zaten. Çağırın nerede hanımefendi? Şimdi hoş siz parçayı söyleyelim. Ondan sonra onları da içeriye alacağız. Tamam. Bir görüşeceğiz, tanışacağız. Tamam. Fransa'dan geldiler. Sırf Medyatif'de burayı izlemek için. Çok güzel. Sizler ya. İçin geldiler. Ne kadar güzel. Burada bir tanıştıracağız. O zaman ne yapalım? Acılar sürekli olmaz diyoruz. Kaçamak sürekli olmaz diyoruz. Seni anmak acı olsa bile, anılmaya değen tek sen varsın. Beni unutmuş olsan bile, bırak kalbimi seni ansın, ağlasın. Gördüğüm en güzel rüya sendin, tüm rüyalar gibi birden bittin. Görmesem bile bir daha artık seni, ümitle beklerim dön beni. Duvarmışı saklayamaz, acılar sürekli olamaz. Kör bir kuş bile ümitsiz yaşayamaz. Duvarmışı saklayamaz, acılar sürekli olamaz. Bu sevgim benim cevapsız kalamaz. Seni almak acı olsa bile, anılmaya değen tek sen varsın. Beni unutmuş olsan bile, bırak kalbimi seni ansın, ağlasın. Gördüğüm en güzel rüya sendin, tüm rüyalar gibi birden bittin. Görmesem bile bir daha artık seni, ümitle beklerim dönmeni. Duman ışığı saklayamaz, acılar sürekli olamaz. Kör bir kuş bile ümitsiz yaşayamaz. Duman ışığı saklayamaz, acılar sürekli olamaz. Bu sevgim benim cevapsız kalamaz.
teşekkürler. Duman ışığı saklayamaz. Acılar sürekli olamaz. Bu sevgim benim cevapsız kalamaz. Bravo, süpersiniz, harikasınız. Çok teşekkürler. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Muhteşem bir parça daha dinledik. Burada ilk söylediğimiz Çocuk Gözler isimli parçayı sevgili Aydan Argun için bayağı bir istek vardı. Sevgili Aydan Argun bu arada bizim blog spotları sürekli düzenliyor. Bizimle ilgili çok güzel yazılar yazıyor. Kocaman kocaman sevgiler, teşekkürlerimizi sunuyoruz Aydan Argun'a. Esra Yaldız. O şarkı Çocuk Gözleri çok isteyen vardı bu arada. Onların isimlerini hemen hızlıca bir geçeyim, bir sıralayayım. Geçelim. Unutmadan çünkü. Onları hatırlayalım. Emre Yılmaz, Rüştü Esmer, Polat Sarıçiçek, Nihat Deniz. Sizlere bu arada yazılar yazanlar sayfalardan. Sağ olsunlar. Hüseyin Başak, Sabri Çelik. Bu arada bugün doğum günüymüş, sevgilerimizi yolluyoruz. Nice yıllar efendim. Gürcan Küçüker, İnci Ketenci İngiltere'den izliyor. Nihal Şahin, Yel Merak, Mehmet Murat Dülger, Nesrin Güney, Esmen Fatih, Ersin Yağmur, Figen Ceylan, Ayşe Çağlayan Gül. 2 saat sürecek. Ben devam edeyim. Fakat bana bak. Hep bayanlar. Ömer Karar, İbrahim Uygan, Altan Cuşinsa İzmir'den, Kemalettin Öztürk, Hasan Kemali, Hakan Acur, Belgin Gül'e sevgilerimizi yolluyoruz. Kaan Saran, Ece Şahin Almanya'dan izliyor kendisi bizleri. Berk Ergin, genç başarılı gazetecimiz, buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Onun dışında tamam o zaman birazdan bütün izleyenlere bırak, bütün izleyenlere diğer teşekkür parçalar ediyoruz. İçinde evet İstanbul'da Görke Hanım Betül yani. Çağla Özden yeni için çok Cinderella çok parçasını istiyor sizden. Onu reklamlardan sonra yaparız tamam. Muhtemelen. Tabii. Sevilay Sevilay'la Hayat'a sevgilerimizi yolluyoruz. Duygu Sesli'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili bizi izleyen Mehmet Ali Gündoğdu, eşi Melahat Dayko'ya selamlar. O bizde de konuk. Onun dışında izleyen evet. Bu şekilde burayı komple izliyorlar. Artık bayağı bir kitleyi oluştu. İnşallah kimseyi unutmamışımdır. Senin aklına gelen. Yok, bayağı Ahmet'e, bir saydım sıraladım. Ahmet'e, Mehmet'e, herkese kocaman sevgiler, selamlar. Çok var, daha çok var. İnşallah unutmamışızdır. Hale Jale, bütün mahalle, bütün sevgilerimiz. Öyle bir şarkı da yapıldı. Bu çok güzeldi. Yok, hale hale Jale, bütün mahalle. Evet. Bütün sevdiklerimize, bütün sevgilerimizi yolluyoruz. Deyip bunu burada noktalıyorum. Evet Mustafa'cığım. Telefon numaranı alttan geçiyor. Beni ara diye bir parçanız daha vardı değil var, mi? Var evet, beni ara var. Ama telefon numarasını vermeyeceğim. Verirsek olmaz. Hani yok, insanları rahatsız etmeyelim. Yani devamlı ben de rahatsız olurum. O için vermesek daha iyi olur. Beni ara diyor değil mi? Şimdi bizim Fransa'dan gelen konuklar, misafirlerimizi bir alalım, evet, bir tanıştıralım. Çok iyi olur, tabii ki olur. Buyurun bir gelin. Buyurun sizi bir alalım buraya. Bir Fransa'dan direkt buraya geldiler. Sırf sizler için ne kadar geldiler. Güzel vallahi. Ki gel uzun yollardan buraya gelsin. Gel. Merhabalar, hoş Berna, geldiniz buyurun. Bu arada. Medya TV'yi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Türlü Merhabalar. Şov olarak devamlı takip merhaba, eden bir aile. Şöyle bir Burası ekrana izliyorlar. Delikanlı. Ekran doğru duralım. Nasılsın canım? Önce bir sizi tanıyalım. Bu afacanımızın ben bir şeyini daha öğrendim de sonra anlatacağım ha, şimdi. Tamam. Can Yıldırım, Fransa'dan geldim. Programı izlemeye geldik. Fransa'dan yani. Buraya programı izlemek için geldiler bu arada sevgili seyirciler. Evet. Uzun yollardan geldiler evet. Gerçekten çok uzun. Evet. Gerçekten seviyorlarmış. Ama Ersan abi şimdi Sinan abi tiyatrodan gördükleri için bir de oyunlarıyla Ersan abi de sesini zaten çok seviyorlar. Özellikle der ki biz bir gidelim uçakla gelelim hatta uçağın birini kaçırmışsınız herhalde bildiğim kadarıyla da. Evet, öyle. İkinci öyle uçağı yine kaçırdılar da yine geliyorlar. Yani düşün çok bu kadar yani, sevinmek evet. Güzel bir şey. Yani harika bir şey. Çok teşekkürler gerçekten. Sağ olun. Seviliyorsunuz yani. Evet çok teşekkür ediyorum. Kızımız Aleyna, siz bir kendinizi tanıtın bakayım. Adım Aleyna Gökçe. 14 yaşındayım. Programı izlemeye geldim. Okula gidiyor musun Aleyna? Evet. Kaçıncı sınıf? 8. Dersler nasıl? İyi. Klasik sorudur, iyi. Öğrencilerin en sevdiği klasik sorudur. Soru, dersler evet. Nasıl? Dersler hiç nasıl? Seviyor ki. Ben de. Şimdi bizim bir afacanımız var. Mikrofonu ben afacana vereyim de bir kendini bir tanısın. Bakın bunu ben ayrı bir kenara çekiyorum. 9 taneyle bir şey yerimizde bir şey olur. Sinan abicim bakın. Ben ayrı çekiyorum. Bir kendini bir tanıt da başka bir şeyini ben öğrendim bunun. Benim adım Mikael Gökçe. Programı izlemeye geldik. Ama bir isteği var. Şeyh kızı olmadan evlenmiyor. Mesaj atabilirsiniz. Şeyh kızı arıyormuşuz. Arap şeyh kızı olacak. Arap kız. Mikail. Mikail için Arap kızı arıyoruz. Duyurulur.
Tam zamane çocuğu. Arabistan'dan seyredenler. Sizin parça tam buraya göre abi. Beni ara. Mikail yaz, boşluk bırak. Medya TV'ye gönder. Biz onu şöyle yapıyoruz. Telefon numarası da veriyoruz buranın. Medya TV yazıyoruz büyük harfle. SMS ile 39-29'a gönderiyoruz. Ha, 20 yıl sonra evlenmek istiyor değil mi? Mikail. 20 yıl sonraymış, tamam. 20 yıl ve sonra. Telefon numaramız 0212-281-0979. 0212-281-0979. Taliplimiz arayabilir. Şeye, İzdivaç'a çevirdik program. Yok, şeye kızı arayabilir değil mi abiciğim? Tabii tabii. Alkışlarla oraya. Çok teşekkür ederiz. Ne, çok sağ olun. Bir dakika, neden şeyh kızı? Arap kızı istiyor özellikle. Neden? Söyle bakayım ağzına. Çok mu güzel? Evet. Bir Türk kızlarının suyu mu çıktı? Türk kızları çirkin mi? Yok. Değil. Türk kızları da güzel ama illa Arap kızı. Hayır, konuştuğunu anlamayayım diyor. Ondan mı? O konuştu diyor. Ben anlamayayım diyor. Sen Arap kızını aslında nerede gördün de Arap kızlarına hevesin sardı? Fransa'da. Yani, Fransa'da gördüm. Dördünü demek. Fransa'ya seçmesi gitmiş. Onlar Cezayirlidir ama ya. Bak, değil gördün mi? Bak. Fransa ise Cezayirlidir. Bak gördün mü? Sinirlerini daha iyi biliyor. O zaman Arap değilmiş o. Arap. Biz Arap'ta şey ama Türk Mikail, olursa da Mikail bir şey söyleyeceğim. Yoksa Arabistan'da biri vardı ona mı adayı? Yok mu? Daha yok. Tamam, ama bekliyoruz. Türk olursa da paralı aşiret kızı olacak. Ha, mesele anlaşıldı. Mesele anlaşıldı. Yani, bir önce köşeye dönme vaziyeti var. Okulda yok, fazla Fransa zaman harcamayın diyor. Yaşayayım evet. Diyor. Doğru söylüyor çocuk. Hocam da topluyor. Yok, yani. Para ihtiyacı yok zaten. Fransa'dan direkt bir para ihtiyacı ama zevkimle yaşayalım. Varlıklı olsun diyor. Ya. Öyle ne çocuk? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ayıldı, sağlık diyoruz. Tekrar çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Böyle. Ya çok güzel. Şimdi... Biz burada program izlemeye şu şehirden öbür Sinan şehire hocam, gidemiyoruz ya. Vallahi. Çok yoğun bir talep var. Face'den ve Twitter'dan sizin için. Diyorlar ki sevgili izleyenlerimiz. Cevat Kelle yapabilir miyiz? Kısa bir kuple. Yapamayız. Çünkü, yapamayız. Çünkü malzeme yok. Şimdi bir tane klozet lazım. Bir tane tüp lazım. Bir tane çatal yani, merdiven lazım. Bir bağlama lazım. Duydunuz sevgili seyirciler. Ne kadar severdim seni. Malzemeleri gönderirseniz yapacağız ya. İnşallah. Bir tane kasket lazım. Ha, ceketi yani. Arabada duruyor. Yani bu var ya Sinancığım, bu büyük bir iz bırakmıştır evet. Bu ülkede, yemin ediyorum. Cevat geldi, Cevat geldi. Müthiş bir olay ama. O çok tesadüfen. Seni öyle gördük mü var ya, yerlere yatıyorduk ben ya. Ben görüyordum ya. Yani bir şey söylemene gerek yok. Öyle seni bir görüyorduk biz, tamam. Adam karizması da var değil mi? Çok güzel. Emre kardeşim. Bizim... Fakat bir iki kişi sordu. Levent Kırca muhabiri oynuyor. Levent... Adam kameraman oynuyor, yanında duruyor. Bunları kim çekiyor diye kimse sormadı. Değil mi? Kameraman yanında duruyor abi karizmayla. Kim çekiyor? Gerçekten evet. Kimse sormadı değil mi onda? Ya onu sormadılar ama şimdi ama... internette ilk ama tanıştığımda olayı... ki çok geç tanıştım tabii. Halen de iyi tanışmış değiliz kendisiyle. Merak ettim. Cevat Kelle diye yazdım. Bir iki tane resim bulabilir miyim diye. Bende çok az resim var o dönemde. bir tane resim var zaten Facebook'ta da dolaşan böyle her yerde. Levent ikimizin. O bu derken ta olay Fransa'ya kadar gitti. Evet. İncelemişler. Bak bak orada gözüküyor bak. Alman konuşuyor. Evet bak, şu an. Ha. Allah rahmet eylesin Yusuf Erler. Ekranlarda da görüyoruz. Çok evet. İyiydi. Babayı oynuyor. Ali Bey alnından vurmuş. Bunları ayıptır söylemesi ben yapıyordum. Alnından çıkardım anları falan. Çok güzel ya. Evet. Alnına plastik yapıştırıyorduk. Ameliyat hortumuyla içine aşağıda sigara dumanı bitiriyordu. Çok güzel ya. Bunun tamamen figürleri hep kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Hiç dışarıdan kimse yaptırmıyor. Orada Yeşilçam'ı şaşırtacak şeyler yaptık biz. Olacak o kadar da. Yani yoktan var etme diye bir şey var ya. Orada yoktan var edildi onlar. Hep kendi... Tabii. Dışarıdan herhangi bir katkısız. Yok. Ama hocam onun için bence güzeldi. O yüzden dolayı zaten her çok şey güzeldi. Her şey orada yapılıyordu. Doğal. Asılıyordu. Önünde oynanıyordu ve onlar kaldırılıyordu. Başka yere konuluyordu. Bazen o kadar kısa skeçler vardı ki.